Resim sergimiz hayırlı olsun inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Merhabalar, ben Kars, Karorgan Feymiyenize Çokur Akram Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Muharrem Efe Aktaş. Resimleri hep 9. sınıftan başlayıp da 12. sınıfa kadar arkadaşlarımız yapmıştır. Bazılarının arasında bizim de yaptığımız resimler vardır. Biz sadece okulumuzu temsil etmek amacıyla buradayız. Bunlar akrilik boya resim çalışmamız. Mesela şunlar kara kalem, bunlar da akrilik boya. Bunlar linonyum baskı. Senin resmin hangisiydi? Benimki şu at. Sen. Tabii bölgemizde at yaygın biliyorsun. Arpaçay'da Rahman, evet, Selim'de efendim. At yarışları, Karaorgan'da at yarışları. Evet. Oradan mı esinlendin? Evet, genellikle oradan esinleniyoruz. Mesela şurada da bir atımız var. Bunu 10. sınıf öğrencilerimiz yaptı. Ne kadar sürede yapıldı bunlar? Bu resimler yaklaşık 5 güne falan yapılmıştır ama tablolarımız 1 ile 2 hafta arasında yapılmıştır efendim. Mesela resimleri nelerden istiyorsunuz? Yöremizde bulunan hayvanlardan, sonra dünya klasik insanlarından. Mesela Filda'mız var. Filda şu anda göremiyorum ama mesela Kemal Atatürk'ümüz, Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Atatürk'ümüz her yerde. O olmazsa olmazımız efendim. Sonra Yeşilçam oyuncularından esinleniyoruz. Güzel de emek verilmiş. Evet efendim. Ben Keremcan Demir. Arkadaşımın da söylediği gibi Kars Sarkamış'ın Karorgan Köyü'nden Femiyince Çok Programlı Anadolu Lisesi'nden geliyoruz. Biz şu atı işte arkadaşla beraber yaptık. Bir de şurada Galata Kulesi var. Onu yaptık biz beraber. Burada bir arkadaşımız var. Vefat eden arkadaşımızı çizdik. Evet. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ederiz. Bizim okuldan mı? Evet, bizim okuldan. Bizim arkadaşımızdı. Hayvanları otlatırken yıldırım düştü. Vefat etti kendisi. Ne zaman olmuş böyle? Geçen yıl oldu. Sen evet. Neydi? Yunus Emre. Allah rahmet eylesin diyoruz. Siz de amin. Arkadaşımızın hatırasını buyurun. Evet, ölümsüzleştirmek istedik. Öyle. Atatürk'ümüz vardı. Tabii atamız her yerde. Atamızı bırakmıyoruz. Halk ozanlarımızdan Neşet Baba, Neşet Ertaş. Burada Galata Kulesi'ni çizmiştik. Nasıl hazırlandınız? Biz aslında çok bir şey, altyapımız falan yoktu. Zeynep hocamız geldi sağ olsun, bize öğretti. Biz de biraz çaba gösterdik. Güzel eserler ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Sağ olsun Zeynep hocamızın çok katkısı oldu bize. Ben Tarık Kılıç, Femiyince Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Bu eserleri hep arkadaşlarımızla beraber yaptık. Benim yaptığım resimler şu Atatürk'le yanındaki şu iki resmi yaptım. Maşallah güzel olmuş. Teşekkür ederim. Emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Günümüzde sanat pek değer görmese de şu anda yapıyoruz. Pek bir altyapımız yoktu. Zeynep hocamız sayesinde yaptık. Bir tane sınıf var. Orada yapıyoruz bunları. Resim odası. Nasıl, keyif alıyor musunuz? Evet, keyifli. Bayağı keyifli yani. Tercihleri kendiniz mi yapıyorsunuz? Yoksa hocanız mı diyor sen şunu? Yani hocamız gösteriyor, biz de seçiyoruz istediğimiz resimleri. Öyle yapıyoruz. Elin hangisine yaktın? Kara kalem mi, alı boya mı? Benimkisi daha çok akrilik boya. Evet, seviyorsun. Ben seviyorum resim yapmayı. Sarıkamış Karaorgan zaten bizimle sürekli gittiğimiz bir yer. Okul müdürü Cihangir Hoca bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, müdürümüz. Biz daha önce okula gittiğimiz zaman zaten resimler çok dikkatimizi çekiyordu. Ama burada da çok değerli toplu olmuş, çok güzel olmuş. Yani resimleri öğrencilerin yaptığına inanmak biraz İnsanı şaşırtıyor, öyle söyleyeyim. Ama hepsini öğrenciler yapmış. Güzel yetenekleri var maşallah. Çok güzel resimler var. Evet. Einstein'ı ben yaptım. Şuradaki resim. Einstein, evet. Ana bunu vallahi ben de çizeceğim. Maşallah. Şöyle. Çok güzel, çok da güzel yapmışsın vallahi. Teşekkür ederim. Bir de şu tarafta var. Şu ikili resim.
Onu bir de şu baskıyı ben yaptım. İyi maşallah, tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Zeynep Güllübayrak. Karaorgan Fehmi Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin görsel sanatlar öğretmeniyim. 4 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Çocuklar çok fazla bir şeyler bilmiyorlardı. Onlara teknikleri öğrettim. Yani resmi öğrettim, öyle söyleyeyim. Ve çok güzel işler çıkarttılar. Çok memnunum ve çok gururluyum. Ne tür çalışmalar yapıldı o zaman? Şöyle, ilk başta bir temel sanat eğitiminden başladık. Nokta ve çizgiyle başladık. Sonrasında ise akrilik boya, guaj boya, ebru sanatı, hat sanatı, linolyum baskı, bu teknikleri çocuklar yaptılar. Ne kadar sürede? Şöyle, bir yıl boyunca biz hazırlandık bu sergiye. Bir çalışma 4 hafta, 5 hafta kadar sürdü. Bu çalışmaların bazıları 3 hafta sürdü, bazıları 4 hafta sürdü. Bazıları ikili gruplarla çalışıldı. Bazılarını üçerli kişilerle ve dörderli kişilerle çalıştırdım. Bu şekilde yaptık çalışmalarımızı. Baskı boyası var, matbaa boyası yani. Akrilik boya var, kara kalem var. Sonrasında ebru boyası var. Bunlar ebru çalışmalarımız. Bunlar da söylemiş olduğum gibi temel sanatın konularından olan çizgi çalışmamız. Yukarıda bir hat sanatımız var. Evet, hepsinden biraz gösterebildik çocuklara. Onlar da sağ olsunlar güzel bir şekilde yaptılar. Bizim köyümüzün 2 yıl önce okulumuzun açılışıyla birlikte küçük çaplı bir sergi yapmıştık. Kars Kalesi'nde ilk defa sergi yaptık. Evet. Bundan sonra daha da ileriye götürürsünüz inşallah. İnşallah. Kaç yıldır oradasın? Ben 4 yıldır Karaorgan'dayım. Köyde de sergi açtık. Köyde de açtık. 2 yıl önce dediğim gibi okulumuzun ek binası yapılmıştı. Oranın açılışında küçük çaplı bir sergi yaptık. 2 yıl önce. Ben teşekkür ederim. Tabii Karaorgan Fehim Yenici Anadolu Lisesi'nin hazırlamış olduğu bu sergiye baktığınız zaman ebru sanatından hat sanatına, işte kara kalem çalışmasından tarihi şahsiyetlerin böyle resmedilmesine varıncaya kadar çok güzel bir eser ortaya çıkarmışlar. Gerçekten tüm Karslı hemşerilerimizin gelip görmesini kendilerine tavsiye ediyorum. Resimle yakından ilgilenen arkadaşlarımız varsa da en azından kendi becerilerine bir tecrübe katmak için burayı gezebilirler. Hat sanatı dedim, tarihi şahsiyetler dedim, spor dünyası, sanat dünyasından, Türk halk müziği sanatçılarına varıncaya kadar hepsinin figürlerin burada resmedildiğini görüyoruz. Başta Anadolu Lisemizin müdürü olmak üzere öğretmenlerini ve öğrencilerini ben bir kere daha tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah bu sergi böyle farklı yerlerde açılmak suretiyle resime böyle hevesi olan, ilgisi olan kardeşlerimizi de inşallah inanıyorum ki bu da kamçılamış olacaktır. Başarılarına başarı katar diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim. Hala sen gülenin ne yeni gördün, hala sen gülenin ne yeni gördün, sürüden ayrılan boyunu gördüm, güleli gelin, edalı gelin, on parmağı onu birden kınalı gelin. Oyna güzelim oyna, oyna maralim oyna, bu düğünde sen oyna, oyna maralim oyna, oyna güzelim oyna, oyna maralim oyna. Hop şifre. Çizmişler ya, çizmişler ne Bedramca. Sen de yapabilir misin? Projelerim yok Bedramca. Zeki Alasya tanımadın mı? Tanıyorum. Filmler çıkıyor. Evet. Orada Atatürkler var. Ha. Ben de yanaşıyorum yanına.